Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Mate of Skerser'imize 4. bölümde kaldığımız noktadan devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi son bir parçamız kaldı. O son bir parça da büyük ihtimalle o şeylerin olduğu noktadan çıkabilir. Bakayım bir. Böyle mi? Aha. Vallahi böyleymiş. Güzel. Son parçayı da bulduk. Süper. Şimdi takıp buradan kurtulabiliriz bu kattan. Herkes nereye gitti lan bir anda? Enteresan. Hemen şurada bir save alayım da ben. Save'imi patlatayım abi. Lan tam da burada geziniyorlar ya. Şöyle iyice gitsin dedi. Hasbinallah. Nefes alamıyoruz ya. Bir gidin ya. Allah aşkına bir gidin ya. İnat da bu burada dolanacak biliyor musun? Güzel. Çabuk açıl, çabuk açıl. Yardır abi, sesi duydular. Vallahi girecek. Son anda kurtardık paçayı vallahi. Az daha ayva yiyorduk. Gelişine bastım ama yanlış kata da iniyorum. İnmiş olabiliriz bakalım bir. Neyse sonunda asansöre ulaşmayı başardık. Burası neresi la? Ha, birinci katın şeyi mi bura? Aynen o açılmayan yerleri açtık da ama. Aslında açmış olalım ama ikinci kata çıkacağız şimdi biz evet. Birinci katta da işimiz bitti. Kaldı son olarak ikinci kat abi. Herhalde oyunun şeyine doğru gidiyoruz artık. Otelin son ikinci katı kaldı geriye sadece. Bakmadığımız oraya bakacağız şimdi bu bölümde. Hadi bakalım. Oo, fena bir yere geldik yalnız. İkinci kata bak. Nasıl bir kat böyle? Yine arıyor bizim aşkımız. Canımız, ciğerimiz. Thomas. My uncle Abraham. Amcası Abraham buradaymış. Onun nerede olduğunu biliyor musun? No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Aşağı katta. Peki yanına nasıl gelirim aşkım? There is a way up to the attic through my father's rooms in the west wing. Diyorsun. You should be able to reach me that way. İyi tamam deneriz. Tamam dikkatli olurum. My uncle was not a man to be trifled with before. And now I am not sure he's a man at all. He's a brute. Herhalde Thomas. Amcası boss mu oluyor? I pray you be careful. Olabilir. Oyunun bossu amcası mı acaba? Please take care, Thomas. Merak etme her zaman dikkatliyim. Aynı şeyi söyleyip durma lan bana. Bilmiyorsun sanki. Buraya kadar gelmişim. Şimdi mi dikkatli olmayacağım yani? Şunu alırlar hocam. Bura açılıyor mu diyeceğim. Yok. Anladım. Buradan gideceğiz tek yol. Bismillah. Dikkat edelim. Burası toz bulut kaplamış yine. Klasik. Şu
şuna bir bakacağım. Ne diyor notta? Prudence'in Elizabeth'e mektubu. Elizabeth'im, her ne kadar bunu birlikte az zamanımızın kaldığı gerçeğini bilerek kederli bir halde yazıyor olsam da bilmeni isterim ki seni tüm kalbimle seviyor ve sana değer veriyorum. Sana söylemiş olmam gereken bir sürü şey var. Bu ev ve evin ikamet ettiği sulu derinlikler çoğu anlatılmayacak kadar korkunç sırlarla dolu. Ve maalesef bu suçlarda benim de payım var. Dedenin ve babanın keşiflerinin vaat ettiği güç ve şöhret karşısında kendisini onlara olan hayranlığına ve onların aşırı gururunun büyüleyiciliğine kaptırmış genç bir kızdım. Eğer öbür dünyada var olduğunu söyledikleri gibi bu dünyada da adalet varsa yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Tek isteğim benim işlediğim günahlar için senin de bedel ödememen. Yapmış olmam gereken çok şey var. En büyük pişmanlığım Sker Oteli'nin büyüsüne tamamıyla kapıldığımdan dolayı bu oteli terk edecek ve seni buradan götürecek gücü kendimde bulamayışımdır. Senin de bu hatayı yapmanı istemiyorum. Git buradan, arkana bakma. Onun balla kaplı şarkısına aldanma. Canım kızım, lütfen benim için ağlama ama seni tüm kalbimle ve ruhumla sevdiğimi bil. Sonsuz sevgimle buradayız. Tamam. Anladık hocam. Kızına yazmış. Nereden çıktık böyle, biz neredeyiz? Fena bir yerdeyiz belli ki. Şuralara bir bakalım. Yine bir müzik melodisi geliyor buradan. Bunu alırlar. İksir miksir bir şey yok muydu ya burada? Tüh. Nereden çıktık biz böyle? Dur ya, şu buraya sona bakarız. Ah, bug'a bak. Bu nasıl bir bug? Orada da bir şeyler var gibi görünüyor. Ne oldu lan, orada bir şey oldu. Nasıl bir odaya yere geldik lan biz böyle? Burada bir şeyler yok mu ya? Şunu alırlar hocam. Bayağı şey biriktirdim, yalnız hiç o ses aletini kullanmıyorum. Amcaya saklıyorum. Amca da illaki bizde bir şey karşımıza çıkacak büyük ihtimalle. Ona saklıyorum ben o işi. Evet, burada da bir notumuz var yine. Ne diyor bakayım? Elizabeth'in karşıt şarkı planıymış. Şarkı söylemeyi reddetmem babama köstek oldu. Ancak bu yalnızca onun planları ertelemeye yaradı. O yaratığın şarkısının kayıtlarını kendi mekanizmaları aracılığıyla çalması şimdilerde babamı tüketiyor. Bu şarkıyı karşılamanın etkisini geçersiz kılmanın bir yolu olmalı. Belki karşıt bir melodi veya bir şarkıyla onun şarkısına karşı koyabilirim. Yardıma ihtiyacım olacak, ancak bunu nasıl başaracağım? Şarkının sızdırılma riski çok büyük. Belki babamın kayıtlarında yaptığı gibi şarkıyı parçalara bölüp karşıt melodi yazmaları için her 4 parçadan birine 4 ayrı besteciye yollayabilirim. Ama kimden yardım isteyeceğim? Sevgilim Thomas'tan yardım isteyebilirim elbette. Peki ya diğer üçü? Diğer üçüne ulaşılamıyor mu acaba? Orada başka bir şey yok sanırım. Tuvalet kısmı. Burada alınabilecek bir şey yok mu ya? Boşuna mı girdim ben buraya ya? Tüh. Buradan mı gelmiştim? Oradan geldim galiba, buradan. Buradan mı geldim? Ha yok, buradan geldim. Kimsin mi? Aa, sev yeriymiş burası. Daha bu ne ya? Kimsin diyor. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised to use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before. Tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. Neyse tamam, devam edelim biz, boş ver. O uzun uzun konuşur, susmaz. Susmak bilmez. Şimdi ben şuradan gelmiştim. Burada bir şey yok sanırım. Aa, bir not daha bulduk. Elizabeth'in karşı şarkı, ha, şarkı sözleri. Göğsümde uyu çocuğum, göğsüm sıcak ve rahat. Annenin kolları sarıyor seni falan fistan. Neyse tamam. Bunu okumaya gerek yok. Şarkı sözleri işte. Kısacası.
Bunu da şey ettik. Her yerde de bu müzik melodileri var. Acaba ne işe yarıyor? Bunları alıyoruz, topluyoruz ama 100 tane. Şimdi. Bir dakika. Bu odadan bir şey varmış, gizli bir. Aha. Burada kestirme bir yol varmış. Kilitli bir kapı var burada yine. Ama burada başka bir şey yok gibi. Şimdi şu kısma bakmadım. Bir şuraya bakacağım önce. Sonra bu taraf, şu kısma bakarız sonra. Burada kilitli bir kapı var. Onun anahtarını bulmam gerekiyor benim. Hemen hemen ikinci katında yarısını dolandık sayılır. Şimdi oraya bakmıştık değil mi? Evet. Şimdi şu taraf. Bunlara bir bakalım diyeceğim. Bir ses geldi. Hoşuma gitmedi bu sesin gelmesi hocam. Aha, anahtar. Amcası çıktı. Amcası Abraham'mış. Şerefsiz. Görüyor musun? Anahtar aldı hemen. Hayvan ol hayvan. Duvarı kırdı ya la. Tek koluyla. Nasıl bir şey bu ya? Bu nasıl bir güç? Anasını satayım. Alamıyoruz bunu ya. Tüh. Ya ne bileyim, bir balta, bir kılıç, bir şey olsaydı be. Bir az vursaydık, kırsaydık la. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu odaya girmemiş miyim ben? Yok, girdiğim oda. Tamam, buradan gelmiştim zaten ben. Bu tarafa hiç bakmadık sanırım. Burada bir şey varmış. Ne? Aha. Haritanın devamını bulduk. Güzel. Ha, burayı da açamıyoruz zaten, anladım. Tek bakmadığım yer kaldı. O da şu kısım. Şu arada da mı bir kapı varmış ya? Ha, tamam, buraya bakmıştık zaten. Niye bakmamışım gibi gösteriyorsa. Neyse. Save odası nerede? Ha. Save odası ta burada mı kalıyor ya? Uzak kalmış. Dur. Hemen bir save alayım da tekrar. Ne olur ne olmaz. Evet. Labirent, o kadar labirent gibi yer ki anasını satayım. Kafam karıştı vallahi. Bir dakika abi. Evet, oraya çıktık. Ha bak. Kuş anahtarının kapısının olduğu arkadaki odanın şeyini öğrenmiş olduk. Zaten başka da bir şey yokmuş. İkinci katta fazla mı küçük, bana mı öyle geliyor? Belki devam vardı, şurası da dolar belki, bilmiyorum. Ha evet, bak şurada da kapı var. İlla ki buradan da sonradan harita bulacağız yine gibi duruyor. Her neyse. Ha, ben şimdi elim tetikte gideyim de her ihtimale karşı diyorum. Ya da dur ya, tetikte gitmeyeyim, dur. Böyle gidelim. Allah belanı senin. Aha, görüyor musun? Ayva yedik biz şimdi. Biz şimdi ayvayı yemedik. Yani de fena yedik. Thomas'ın Elizabeth'e mektubu. Ne diyor? Biricik Elizabeth'im. Mektubunu aldım ve sözlerin karşısında yüreğim endişeyle doldu. Babanı sana kendi elleriyle çektirdikleri ve seni Sker Oteli'ne kapatması kaldırabileceğim türden bir şey değil. Yine de isteğine saygı duyup tüm yeteneğimi ve dikkatimi benden istediğin parçayı bestelemek için kullanacağım. Gecemi günüme katarak çalışacak, besteyi bitirdiğimde sana varmak için en hızlı treni atlayacağım sevgilim. Seni seven Thomas. Vay, sevgilimize yazdığımız mektup. Güzelmiş. Gel bakayım. Hemen böyle yardıracağım. Eşoğlu eşeğin çıktığı yerden büyük ihtimalle gireceğiz. Gireceğim, yardıracağım abi.
Hiç bakma direkt kapı mapı ne görürsen yardır kaç. Bu bizim içimizden geçer çünkü. Aa bu kısma geldik. Aha. Vallahi şu an rastgele giriyorum böyle keşif yapıyorum. Geliyor abi geliyor çabuk lan. Burası açılmıyor mu? Aa burada açıldı. Aha burada açıldı dur. Bakayım burada bir şey. Aha vallahi save odasını buldum. Çok güzel. Efsane süper. Tamam save aldıysak rahatız. O oluyor be bir sus be. Geldi de amca buraya geldi. Amca Avra. Oğlum sen kimsin bizi de baş edeceksin ya. Falan dermişim havalara gittim şu an. Güvenli odaya girince tabi. Bak amca duyuyor mu bak. Nasıl söylüyor kız. Gitmiyor ki bu herif burada. Oraya mı girmiş bu? Vallahi oraya girmiş abi. Nerede dolanıyor bir de bilsem. Geldi vallahi geldi. Amcaya bak amcaya. Bu önünü görüyor demek ki bu amca. Diğerleri gibi değil. Nasıl görüyorsa önünü bu. Dangalak. Benim buna bir şeyler yapmam lazım da nasıl yapacağım. Buradan bir uzağa gitse bu. Ben odaya giremiyor. Delirdi şu an. Giremediği için. Bir şey yok bir şey yok. Çok mu sinirlendim. Ah zavallım. Giremiyor mu buraya ya? Püh. Yazık oldu valla. Seninle böyle oynarım valla. Yiğit kapının dibinden benim canımı sıkma. Ben oraya girmem lazım bir şekil. Bu tarafa doğru gitse bu yol alsa çok iyi olacak da. Şu kapıya bir şey yapalım. Kurcalayalım. Evet burada kilitliymiş anladık hocam. Yine buraya geliyor tabii bu. Bu amcayla işimiz var. Bu amcadan biz anahtarı nasıl çalacağız ya? Bu amcayı bunun için öldürmemiz gerekiyor yani. Bu amcadan bir kurtulsak zaten kimse bizi deviremez herhalde. Ben şu taraflara bir bakayım abi. Vallahi fazla da keşif yapamıyorum. Hızlı olmak gerek. Amca gel bak senin için güzel bir aletim var benim. Bas abi. Tam zamanı. Ne oldu lan orada? Yok mu canın acaba? Bir daha bas bir daha bas. Güzel güzel. Burada bir özel bir alet varmış meğerse. Çok mu acıdı canım? Öl geber pislik. Ne oldu lan? Aa öldü gerizekalı. Hah böyle anahtar kuş anahtarını da elinden alırım. Adam olacağım. Sen kimsin dünkü çocuk? Benimle baş edeceğini zannediyor. Hah dur. Arıyorlar yine. Ne var Elizabeth tam yerinde aradın. Orada mısın? Yes. I'm still here. Ya ben o kadar kolay kolay ölür müyüm ya? Amcanın da ağzına sıçtım bak. İki saniyede öldü herif ya. Elizabeth amcan durmadı. Ne sesi duyuyorsun lan? Lan daha kim var ya? Ne oldu Elizabeth? Hayda kim oluyor? Aa biri yakaladı bunu. Eyvah eyvah öldürmesinler aşk sevgilimizi la. Bu herif canlanmaz değil mi? Ne biçim öldü çünkü öyle garip öldü o.
Açalım şurayı be hemen. Şunu da cebine sok Allah aşkına. Herhalde amcası inşallah daha canlanmaz bir daha diye umuyorum. Bura açılıyor mu? Bir dakika ya. Buranın anahtarı... Ne anahtarı istiyor ki bu? Bunun anahtarı da farklı ha. Allah. Yine mi canlandı? Allah kahretsin. Canlandılar bunlar yine. Ben nereden çıktım böyle ya? Ananı avradın, ananı avradın. Bir şey yok, bir şey yok. Bunlar gelmiş meğersem peşime düşmüş. Amca canlanmadı herhalde sanırım da. Burayı da ele geçirdi şimdi bunlar. Heh, ben şu odaya bir girebilirsem. Efsane olacak. Hayır gelme. As vallahi geldi buraya da. Bir şey yap çabuk. Elizabeth'in günlük girdisi 22 Ekim 1897. Babam karşıt şarkı yazma planlarımı fark etti ve ben de onu durdurabileceğimi kesinleştirmek için adımlar attım. Ancak bu gece çalışanların huzurunda büyük yeniden açılışın provasında şarkıyı çalmayı planlıyor. Korkarım çok geç kaldım. Onu durmayı denemek zorundayım. Babamın kötücül planını durdurabileyim diye ona şarkı söyleyeceğine dair söz verdim. Bir şeyler felaket ters gitti. Karşıt şarkının kendi hazırladığım biçimini söyleyebildiğim kadarını söyledim. Ancak şarkı hazır değildi. Thomas'ı ve diğerlerini beklemem gerekirdi. Zira sanırım vaziyeti daha da kötüleştirdim. Babamın ne yapmaya çalıştığımı fark ettiğindeki yüz ifadesi beni korkuttu. Onu daha önce hiç öyle görmemiştim. Silindirlerin melodisiyle birlikte söylenen şarkı herkesi delirtti. Böyle olsun istememiştim. Çalışanlar çığlık atmaya ve birbirlerine saldırmaya başladılar. Babamın kulaklarından kan gelmeye başladı. Sonrası da delirdi. Kendi kanıyla merdivenlere bir şeyler yazmaya başladı. Ben ne yaptım? O değil yalnız bu peşimde geliyor. Sıkıntı büyük. Tavan katına çıktım tam da. 3 diyor. Sıkıştık kaldık burada. 4 mü? 2, 3, 4. Nasıl buraya geldi sıçtık biz şimdi. Tavan arasına geldim tam da. Kız bizim... Sevgilimiz buradaydı büyük ihtimalle de. Aa bir tane şundan eksik. Şunu iç bir sen. Kendine gel rahatla bir. Çok ses yapıyorsun. Beş diyor. Ben bunu alıp buraya niye takmıyorum? Abi ya amcası burada şimdi. Ne yapacağım ben? Ayvayı yedim yani. Ay burada dolanıyor herif ha. Burada bir olay var da. Burada bir şifre mi var acaba ne? 2 3 4 5 diye gitti böyle bir ama. Herhalde işimiz yok sanırım da bizim. Burada mutlaka bence bir şey vardır ama ben anlamadım bu 2 3 4 5 ne alakalı? Neyle alakalı yani? Şimdi benim ikinci katta yapmam gereken ne? Burada bir işim kaldı mı? Acaba? Amcadan kuş anahtarını çaldık da. Zemin katta. Kilitli bir kapı var ama öyle şey gözükmüyor. Açıkçası. Orada da bir oda kalmış. Aa silindir var galiba burada. Burayı da keşfetmemişiz ama. Şimdi nereye gideceğim acaba ben? Şimdi burada bir şifre var ya
Sanırım bak burada resimler gördüm. Kafes var, köpek var, balık var. Ama buraya çıkmasın da bu. Evet, bak resimlere göre bir şey yapacağız herhalde. Bak bunda köpek var mesela. Bu kaç numara? 2. 2, 2'de köpek var. 4'te kafes var. 5'te geyik var. Ona göre bir şey yapacağız herhalde. Şimdi bir balık dese 2 köpek, 3 o tamam. Şöyle mi? Yes be, güzel çözdük işi. Tamamdır. Gizli kapı varmış meğersem burada da. Kapat kapıyı da. Gelen olmasın lan. Neyse. Bana bakma canavar. Allah Allah. Bir not var. Elizabeth'in günlük girdisi 2. 23 Ekim 1897. Kendimi tavan arasına kilitleyip kapıyı sürgüledim. Büyük armonyum diğerlerini etkilediği gibi beni etkilememiş görünüyor. Her şey Skerbun'un altında yalıtılmış o yaratıkla başladı. Başkalarına zarar vermesinin önüne geçmek için serbest bırakılmalı. Babamın ve adamlarının beni bulmalarına izin vermeden mağaraya güvenle gidebileceğimden emin olmam lazım. Artık akılları başlarında değiller. İmiş. Ne biçim yermiş bura böyle ya? Umarım buraya gelmez ha. Bismillah. O kim? Ananı avladı be. Oha zombi gibi. O ne lan öyle? O nasıl bir şey? Kafasını koparmışlar. Ananı avladı. Aha yakalandık amca yine. Ulan nereden çıktın sen anlamadım ya. Bir yakın tutamadık şu amcadan. Vay şerefsiz bizi aşağı attı bir yerden. Yakalandık ha. Abraham acımasızdır. Kaçmak en mantıklı seçimdir yazıyor bir de. Not. Aa nereye düştük lan böyle? Hayda. Aa, şeye mi düştük? Zemin kata mı düştük? Hadi bakayım. Aletimiz de bozuldu yalnız. Sıçtık. Aletsiz kaldık artık. Lan tüh be. Çok da fazla yararlanamadım. Bir amca da kullandım onu zaten. Neyse Elizabeth'in günlük girdisi 3'ü bulduk. 24 Ekim 1897 yılı. Tavan arasının sunduğu güvenliği terk etmek gibi bir risk aldım bugün. Babamın tarif edilemez şeyler yapmaya başladığını gördüm. Hiçbir sebebi olmaksızın insanların yüzlerini yakıyordu. Amcamın beni ararkenki yürüyüş sesini parkelerin altında duyuyorum. Akılsız bir deve dönüşmüş. O korkunç ayin maskelerini takan ikisi de deliliğin derinliklerine batmışlar. Bu beni korkutuyor. Büyük yeniden açılış için bazı misafirler erkenden gelmişlerdi. Onları uyarmaya çalıştım ancak babam ve amcam bu deliliği onlara da dayattılar. Şimdi o gariban insanlar da ailem kadar canavarlaştılar. Korkutuculuğunu anlatmaya dilim varmıyor. Diyor. Vay be. Hemen burada bir save patlatılır. Güzel. Kaydettiğimize göre efsane. Süperiz. Şimdi ha Bodrum katındaymışız biz pardon. Bodrum katındayız. Zemin kat değil Bodrum katındayız. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Evet. Güzel soru. Buraya düştük. Ha, buradan yeni bir yere gideceğiz. Farklı bir yere gidiyoruz şu an. Bodrum katında anladım. Otelde silindirleri aramam devam ediyor. Sonra da otelden kaç diyor bana görev olarak. Başka da bir şey görevimiz yok. Peki. Eşyalarımızda kuş anahtarı, müzik anahtarı, kraken anahtarımız var. Şu an iki silindirimiz görünüyor elimizde. Müzik madalyonumuz var bir de. Done. Öyle. I Ne have bitti managed to hocam? make phonograph copies of three of my father's four cylinders. Üçünün fotoğraf Three kopyasını parts of çıkardım. the siren song. The fourth, I've come Zaten to üçünü realize, bulmuş olduk biz is the herhalde. very same tune as the musical locket that you always wore, mother. Ha, müzik The very madalyonuyla mı one which I alakalı? was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Hayır. Evet arkadaşlar bu bölümde burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde tam noktadan devam edeceğiz. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.